Merhaba arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Bugün Millet Kutuphane'ye giriş yapacağız. Girişte burada genellikle Türk vatandaşları için Türk kimlik, yabancılar için yabancı kimlik, QR kod okutarak giriş yapabilirsiniz. İlk girişte hemen sağ tarafta kutuphane kalıyor, sol tarafta da cami. Yani neredeyse 400 metre yürümek gerek oluyor. Ondan sonra da işte Cumhurbaşkanı'nın kulliyesi. Gördüğünüz gibi güzel bir bahçe var hemen girişte. Biz yolun sağ taraftan yürüyoruz. Arkadaşlar, sizlere bir genel bilgi vereyim. Genellikle burası tamamen ücretsiz. Ayrıca burada okumak isteyenler için biliyorsunuz yani bilginin ta ana merkezi. Bu arada bu kutuphane Türkiye'nin ikinci büyük kutuphane olarak geçiyor. İçerisi tamamen ücretsiz olup ayrıca çorba yani ikramiye falan var. Yani mesela bu ikramiyeler genellikle birinci katta yani girişte bulunuyor. Yukarıda böyle çorba falan dağıtması tamamen yasak. Aşağıdan gelip alıyorsunuz. Bu arada eğer kutuphane girmek isterseniz biliyorsunuz mkgob.tr adresinden girip giriş yapıp yani doluluk oranını öğrenebiliyorsunuz. Yani yüzde kaç şimdi dolu, hangiler açık olduğunu hemen görebilirsiniz. Tamamen canlı. Ondan sonra içeri yeterince yer var mı, hangi katlarda var olduğunu onlar da içeriden görebilirsiniz web siteden. Biz şimdi giriş yapacağız. Girişte güvenlik nedeniyle kameradan çekmesi yasak tamamen. Burası tamamen arkadaşlar iki katlı ama 8 kata kadar yani iki kattan 8'i bulunmuş. 8 tane değişik bölüm var. Burası aşağı kısmı. Böyle güzel bir oturacak yer var. Yani tamamen doğaya uygun ağaç falan var. Burada oturarak yani telefonla konuşmak isteyenler için böyle biraz bağıra çağıra bir şeyler yapmak için burası uygun. Yukarıda tamamen sessiz. Yani hiçbir türlü sesli ya da müzik yani bunu tamamen yasak. Hatta yüksek sesle konuşmak da yasak. Evet arkadaşlar, buraya giriş yaparken iki tane asansör bulunuyor. Bir tanesi sağda, bir tanesi solda. Biz sağ taraftan yukarı çektik. Şimdi asansörün 4 normal olarak yani ikinci kattayız. Gördüğünüz gibi hamdolsun sadece kitap ve kitap yani tüm bilim bilgi. Bu arada 5'ten yani 5 yaşından aşağı çocuklar için hiçbir şey yok. Ben de gittim yanlışlıkla bir çocukların olduğu bir bölümü girdim. İlk bir kitap aldım. Hepsi böyle çocuklar için. İkincisi de aldım aynı. Çocuklar için. Üçüncüsü aldım. Bir baktım 100 soru yazıyor. Bunu biraz daha yeni de çocuklar için ama yani bazı şeyleri öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Burası eğer böyle makale falan ya da daha çok üniversiteden gelip bir şey çalışmak isterseniz eğer bulamıyorsanız web siteden takip edebilirsiniz. Ayrıca buraya gelip danışmaya sorup da öğrenip istediğiniz yere gelebilirsiniz. Burası arkadaşlar tam olarak biz ikinci kattan çekiyoruz. Aşağısı böyle ortadan gelip herkes orada oturabiliyor. Orası yani oturması böyle oluyor yani herkes görebilir ama burada böyle güzel yerler var. Tam pencere kenar ya da böyle tam kitapların arasında oturup da okumaya devam edebilirsiniz. Tamamen sessiz. Hiçbir ses yok. İçerideki gidişler bu şekilde. Arkadaşlar biz buradan şimdi çıkış yapıyoruz.
Arkadaşlar, Ankara'daki programlar bitmek üzere. Şimdi inşallah birazdan İstanbul'a devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.